Merhaba, ben Necip Oğuz. Bir vize reddi değerlendirme videosu ile sizlerleyim. Bu tarz videoları yapmamın amacı daha önce vize başvurusunda bulunmuş ve ret almış kişilerin hangi sebeplerden dolayı ret aldığını size açıklayarak eğer sizin de böyle bir durumunuz varsa başvurudan önce bu durumu düzelterek başvuru yapmanız ya da hiç başvuru yapmamanız adına sizlere fayda sağlayacağı için bu tarz videoları yapıyorum. Umarım video fayda olur. Şimdi yine hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle başvuran arkadaşın profilinden bahsedeyim. Kendisi erkek, sigortalı bir işi var, güzel de bir işi var, üniversite mezunu. Aylık 4.000 TL'nin üzerinde maaş alıyor. Bekar ve ailesiyle yaşıyor. Standart şartlarda eğer bir yanlış iş yapılmamış olsaydı bu arkadaşın vize alma ihtimali yüksekti. Çünkü geliri güzel, gideri de normal şartlarda çok olmaması lazım. Şimdi burada giderinin fazla olmasından dolayı ret almış. Onları anlatmaya çalışacağım size. Şimdi ekrana ret belgesini koyarak anlatmaya başlayayım. Bu arada ret Avusturya'dan alınıyor. Başlıkta da hashtag olarak koydum, orada görebilirsiniz. Bu Avusturya'nın vizesinin verdiği ret belgesi. İstanbul'dan bir başvuru, burada isim yazar. Vizeniz reddedildi diye böyle bir mektup gelir. Şuradaki şeyler, açıklamalar standarttır. Hangilerinden dolayı size ret verdilerse buraya çarpı koyarlar. Ayrıca bir güzel tarafı, şurada alt tarafında açıklamalarda da size özel olarak neden ret verdiklerini detaylıca belirtirler. Bu ret belgesi Almancaydı. Bu Türkçe'ye çevrilmiş hali, bilginiz olsun. O yüzden farklı böyle bir dil bilgisi hataları olabilir. Şimdi bir açıklayalım. Ondan sonra da detayını göstereyim size. 8 günlük bir süre için Avusturya'da turist olarak kalmak amacıyla vize başvurusunda bulunuyorsunuz. Arkadaşımız 8 günlük kısa süreli bir ziyaret için turist vizesi başvurusunda bulunmuş. Sunulan banka ekstresi, aylık gelirinizin tamamını Türkiye'de güvenli bir yaşam tarzı için düzenli olarak tükettiğinizi gösteriyor. Sunulan banka hesabı aylık gelirinizin tamamını tükettiğinizi gösteriyor. Ayrıca bu banka ekstresi birkaç kerelik ödemeler hariç hesabınızın neredeyse geçtiğini gösteriyor. Bunun tam detayını birazdan göstereceğim size. Sunulan kendi mali kaynağınız anlaşılabilir değildir. Çünkü bu başvuru yapılmadan kısa bir süre önce tek bir primden gelmiş ve ekonomik koşullarınıza uymamaktadır. Menşei bilinmeyen tek primler sayılamaz ya da dikkate alınmaz. Çünkü bunların sizin kendi finansmanınız olduğu ve hayatınızın güvenliği için olduğunu kanıtlamadığını göstermektedir. Şimdi burada durup detaya geçelim. Burada da anlattığı gibi bir kere hani bu anlattığında şunu çıkarıyoruz. Başvurunun red sebebi maddi sebeplerden dolayı. Arkadaşın banka hesap ekstresine bakmamız gerekiyor. Şimdi vize reddi değerlendirirken sadece mektubu, hani vize red mektubunu okuyarak bir öngörüde bulunulabilir. Ama buradaki açıklamalardan direkt olarak red sebebi şudur diyemeyiz. O yüzden kişinin başvurduğu evraklara da hakim olmamız gerekiyor. Şimdi bir arkadaşın hesap ekstreni göstereyim size. Garanti Bankası'ndan alınmış, başvuru yaptığı tarihte son 3 aylık, hatta 4 aylık hesap ekstresini almış. 1 Eylül'den 27 Ocak'a kadar. Bu yaklaşık 4 aya tekabül ediyor. Burada isim, soyisim, IBAN vesaire falan yazar. Şimdi şöyle başlayalım. Bu 27 Ocak son tarih. Gelelim en aşağıdan başlayalım. Size bunu bir hani vize memuru nasıl bakıyor bu evraka, o şekilde onun gözünden anlatmaya çalışacağım. Başlıyoruz en erkenden, 9 Eylül'den alınmış. Burada bakiye yazar her sayfada. Burada bakiye, burada hesap hareketleri vardı işte, giren çıkan vesaire. Bakiye bakıyorum, hesabımız eksi 4.997,5 liradan başlıyor. Yani eksi 5.000 liradan başlıyor. Nasıl eksi bilmeyen de olabilir. Bankalar bazı hesaplara ek hesap tanımlayabiliyorlar. Siz sıfırın da altına düşüp bankaya borçlanabiliyorsunuz. Oradan nakit olarak çekip kullanıp daha sonra kapatabiliyorsunuz. Bu arkadaşın 5.000 lira ek hesabı varmış. Ve başladığımızda bakıyoruz, neredeyse işte neredeyse değil tamamen eksi 5.000 ile başlıyor. Sonra yukarı doğru gittiğimizde eksi 4, eksi 1'e düşüyor. Şurada bir 3.000 lira maaş gelmiş. Burada da şeye de bakıyorlar, gelen paranın detayına da bakıyorlar. Daha sonra bir para transferi eksi 1000, eksi 2000. Yani bu ekside olduktan sonra zaten nelerin geldiği çok önemli değil. Hesap gördüğünüz gibi hiç eksiden çıkmıyor. Devam ediyorum. Ekim'e geldim. Hala ekside devam ediyorum. Eksi 4.900'ler ve hep oralarda sıfırlarda geziyor yani. Sıfırda değil, ekside geziyor. Bankaya 5.000 lira borçlu geziyor şu anda arkadaşımız. Devam ediyorum. Nereye geldim? Hala hiç artıya gelmedi farkındaysanız. Ekim ayı bitti. Hala eksideyim. Eksi 5.105'e kadar düşmüş artık. Eksi hesabı da aşmış. Yukarı geliyorum, geliyorum. Şurada bir iki kere işte artıya geçmiş. 7.000 lira gelmiş. Bu başvurudan çok önce. O yüzden önemli değil. Burada bir artıya geçmiş. Sonra yine eksiye düşüyor. Eksi 4.000'ler devam ediyor. Eksi 5.000. Şimdi bu hesap bu şekilde böyle devam ediyor. Nereye kadar? Geliyor, geliyor. Eksi 5.000. Şurada bir para transferi geliyor. Başvurudan önce. Başvuru yaptığı tarih de söyleyeyim size. Şurada bir sigorta vardı. Başvuru yaptığı tarih 27 Ocak.
Yani 27 Ocak'a kadar, 27 Ocak'ta hesabında 10 bin lira varken başvuruyu gerçekleştiriyor. Şimdi biraz önceki açıklamalarla buradaki bilgileri karşılaştırırsak, şurada bahsettiği birkaç kerelik ödemeler hariç, yani bir iki kere artıya geçinden hariç, hesabınızın neredeyse geçtiğini gösterir dedi. Hesap hep ekside gösteriyor ve gelirinizin tamamını düzenli olarak tükettiğinizi gösteriyor. Şimdi ona bakalım. Burada kişi buna baktıktan sonra vize memuru şuradaki hesap hareketlerine bakıyor. Şu en son detaya tekrar geleceğim. Bir de burada giren çıkan hangi paralar gelmiş, ne kadar gelmiş, nasıl kullanılmış ona bakıyor. Burası da çok önemli. Şimdi geliyorum arkadaşın maaşına bakalım. Yani insanlar hesabın devamlı alışveriş için işte para çektim, yatırdım onlar için kullanabilirler. Burada aylık düzenli olan maaşı önemli. Burada ne kadar? 3000 lira bir maaş gelmiş. Daha sonra tekrar bakıyorum. Şurada maaş 4000 lira maaş gelmiş. Güzel. Ama 4000 lira gelen maaş gördüğünüz gibi hesabı anca eksi 900 liraya getiriyor. Hesabı sıfırlamıyor bile. Bankaya borcu da kapatmıyor. Daha sonra tekrar bakıyorum. Maaş var mı? Şurada bir maaş var. 3200 lira. Yani arkadaşın maaş bordrosundaki rakam da önemli. Tabii maaş bordrosu bunun yaklaşık 4000 lira civarındaydı. Farklı zamanlarda bir 4000 lira geliyor. Bazen çalıştığı yer işte 3200 bir yatırıp daha sonra 801 de yatırabiliyor. Hani aylık bu kadar düzenli geliri oluyor. Ama şurada bir harcama var. Bakın onu göstereyim size. Maaş gelmiş 4000 lira. 4000 lira maaş geldikten sonra ilk hareket ne? Aynı gün içerisinde kredi kartı ödemesini gerçekleştiriyor. Eksi 2500 lira. Yani 2500 lira gidiyor. Aynı hesap buraya geliyor bakiye. Daha sonra kredi kartından da arkadaş nakit avans alıyor 2300 lira. Bu parayı kullanmak adına. Yani burada arkadaş ne yapıyor? Şuradaki alıyor, şu borçla borç kapatıyor yani. Maaş gelmiş ama eksi de bankaya daha parasını tamamlamamış. Maaş geldikten sonra kredi kartını ödeyip sonra kredi kartından para çekiyor. Çünkü yetmiyor parası, onu kullanmak durumunda. Buradaki hareketler de çok önemli. Sizin ayda ne kadar alışveriş yaptığınız, ne kadar gelirinizin, ne kadar giderinizin olduğu. Bir önceki vezir videosunu izlerseniz orada farklı bir et sebebi vardı ama hani gelir gider dengesinden bahsetmiştim. Maalesef bu arkadaşımızın gelir gider dengesi yok. Şimdi gelelim en yukarıya. Başvurudan önce şurada nerede? Şurada bir 6000 lira geliyor. Para transferi. Birisinden ne amaçlı olduğu belli olmayan bir 6000 lira geliyor. Ne yapıyor arkadaşımız? Eksi 4000 küsurdaki hesabı 1730 liraya çıkarıyor. Sonra bir yerde para gidiyor ve sonra bir 9000 lira daha geliyor. Bu da kendi koyuyor bu parayı farklı hesabından. 9000 liraya koyuyor. 10.000 lirayla başvuru gerçekleştiriyor. Normal şartlarda 8 günlük seyahat için bu 10.000 lira yeterli olur. Ama bu hesap için yeterli olmaz. Şuradaki açıklamaya tekrar gelelim. Nerede diyor? Kısa bir süre önce tek bir primden gelmiş, ekonomik koşullarınıza uymamaktadır. Ne diyor? Kısa bir süre önce bir 6000 gelmiş, bir 9000 gelmiş. Ekonomik koşullarınıza uymamaktadır dedi. Bu hesap daha önce şurada birisi ne zaman? Biri 23 Ocak'ta gelmiş, biri 27 Ocak'ta. 4 gün arayla. Bu hesap daha önce 4 gün arayla 15 bin lira görmemiş ki. Hesabı bir 15 bin lira girmemiş ki. O yüzden bu hareket bu hesap için uygun değil. Hani şey diyemeyiz işte vizeden önce gelen 6 bin lira sıkıntı olur, 9 bin lira sıkıntı olur diyemeyiz. Çünkü bu hesap örnek veriyorum burada eksilerde değil de 30 bin 40 binlerde gezen bir hesap olsaydı sorun olmayabilirdi bu. Ama bu hesap için bu transferler uygun değil. Bunun yanında ayrıca ne diyor? Tek primler sayılamaz, dikkate alınmaz. Hani tek primden gelmiş ve koşullara uymamaktadır. Dediğim gibi bu hesap uygun bir para birimi değil o, bir hareket değil. Menşei bilinmeyen tek primler sayılamaz ya da dikkate alınmaz. Diyor ki hani bu paranın kaynağı yok, kaynağı yok. Hadi koydun ama nereden geldiğini, ne amaçlı geldiğini bilmiyoruz. Şöyle bu bir arkadaştan geliyor bu 6000 lira. Şurada özel bilgileri kapattığım için göremiyorsunuz. 9000 lira da kendi koyuyor. Hani kaynağı belli değil. Sen bu parayı nereden kazandın, borç mu geldi vesaire o bilinmiyor. Tüm bu anlattıklarıma nazaran yine vize ret belgesinde son cümle olarak da bu da Avusturya yapılan gezinin nasıl finanse edilebileceği anlaşılmadığı anlamına gelir. Diğerleri standart sebepler, bekarsınız vesaire. Şimdi bu sebeplerden dolayı arkadaşımız ret alıyor. Çok makul çünkü şöyle düşünüyorlar. Hani senin burada bir 6000 liran varsa kapatacak, bir 9000 liran varsa aylardan önce bankaya borcunu kapatsaydın diyor, sıfıra gelseydin. Peki ne olacak? Bu arkadaşımız ne yapması gerekiyordu? Şimdi bu tarz bir hesabınız varsa, tabii bu Avusturya için geçerli ama hani
Bilgi vermem gerekirse bu hesap İngiltere'de de, Amerika'da da, Kanada'da birçok ülkede bu hesap sorun yaşar. Vize almakta problem yaşar. Yani veren ülkeler yok mudur? Vardır mutlaka. Denenmesi gerekir. Hani direkt bu hesabı şu ülke verir diyemem. Denemeden, sonucu görmeden sadece öngörüde bulunabiliriz. Ama dediğim gibi bu hesap Avusturya'da, İngiltere'de, Kanada'da bu tarz ülkelerde problem yaratır. Vize almanız pek mümkün olmaz. Peki ne yapması gerekiyor arkadaşımızın? Öncelikle bu hesabı bir kere sıfırlaması gerekiyor. Yani eksilerde gezmeyecek, bir kere sıfırlayacak. Daha sonra ayda ne kadar kazanıyor arkadaş? 4.000 lira. Yani bekarsa, bir kira da vermiyorsa bu arkadaşın iyi kötü kenara bir ayda 2.000 lira atması lazım. Ayda 2.000 lira attı, şimdi hesabı sıfırladık. 3 aylık hesap hareketi vereceğiz ya, hiç eksi de göstermemeniz en sağlıklısı. O yüzden sıfır attık. 3 ay sonra ne olacak? Her ay 4.000 maaş geldi. 2.000 harcadık, 2.000 kenara koyduk. Diğer ay 2.000 kenara koyduk. 3. ay 6.000 ne oldu toplamda? 6.000 kenarda para oldu. Para biriktirmiş oldunuz. Bu sizin para biriktirebilirsiniz, seyahati öyle gerçekleştirirsiniz. Yani öyle bakıyorlar. Paranız yoksa seyahati gerçekleştiremezsiniz. O yüzden vize vermeyin size diye düşünüyorlar. Haklılar da o konuda. Öyle olunca ne olacak? 3 ay sonunda 6.000 olacak ve son ay maaşı da 4.000 lira maaş yattıktan sonra 10.000 lirayla başvursaydı arkadaşımız büyük ihtimalle vize alırdı. Nereden biliyorum? Çünkü bu arkadaşın başvurusuna yaklaşık 2 hafta kadar önce benim bir danışanımla birlikte başvuru yaptık. Kendisinin 3.500 lira maaşı vardı. 4.000 de değildi. 3.500 lira maaşı vardı ama her ay kenara 2.000 lira koyabiliyordu. Ailesiyle yaşıyordu. Kira gideri yoktu. Ve 3 ay sonunda aynı bahsettiğim şekilde yaklaşık 8-9.000 TL ile bir haftalık vizeyi alabildik. Yani dediğim gibi bu arkadaş da başvurmayı düşünürse, yani şunu da söyleyeyim, bu hesapla sonrasında Fransa'yı da denedi arkadaşımız, oradan da ret aldı. Aynı hesapla, yine hesapta para verken bu sıkıntılardan dolayı oradan da ret aldı. Normal şartlarda maaşı çok iyi, 4.000 lira, yaşı genç, o da güzel, ailesinde yaşıyor, gideri düşük. Ama bunu bankada belgeleyemediği için ve bankada aylık giderleri çok yüksek göründü, bankaya her zaman borçlu olarak göründüğü için bu sebeplerden dolayı ret almış. Bahsettiğim şekilde düzenleme yaptıktan sonra başvurulmasını öneriyorum. Sizin de böyle bir hesabınız varsa mutlaka önce sıfırlayın. Sonra üzerine her ay bir birikim yapın. Birikim olmazsa, yani kaynağı belirsiz yerlerden para koyarsanız, o da problem. Bundan 3-5 sene önce bu hesaplar vize alabiliyordu. Yine alanlar belki vardır ama çok denk gelmedim ben. Ama son 3-4 senedir maalesef ülkemizden Avrupa ülkelerine mültecilik başvurusu çok olduğu için gelecek olan kişilerin maddi durumların iyi olduğunu görmek istiyorlar. Yoksa vize vermiyorlar. O yüzden bu önemli. Bu şekilde başvurunun neden aldığını detaylıca sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım video faydalı olmuştur. Sizin de böyle bir durumunuz varsa, daha önce ret aldıysanız ve sebebini tam çözemediyseniz, videonun açıklama kısmında bir vize reddi değerlendirme formum var. Linkini bırakırım oraya, videonun açıklama kısmında. Onu formu doldurursanız size geri dönüş yapabilirim. Veya sizin de vize başvurusunda bulunacaksınız fakat emin değilsiniz bu konulardan dolayı, yine bir kendi web sayfamda vize reddi değerlendirme formum var. Ücretsiz olarak bir öngörü verebiliyorum sizlere. Vize başvurunuzla alakalı, sonucunun ne olabileceğiyle alakalı. Onu da video açıklama kısmına koyarım. Doldurursanız yardımcı olmaya çalışırım. Bana ulaşmak isterseniz alttaki iletişim linkinden ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilir. Beni oralardan da takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.